Platin baskı, albümin baskının ticari anlamda en başarılı baskı işlemi olarak kabul gördüğü dönemde ortaya çıktı. Ama ikisi aslında çok farklı işlemler. Platin baskı mat bir baskıdır. Nötr renklidir ve siyahlar daha siyah görünür. Platin baskının fotoğrafçılığı bir güzel sanatlar dalı olarak terfi ettirmeyi amaçlayan bir girişim olduğunu söyleyebiliriz. Platin baskı 1873 yılında William Willis ve Alfred Clements tarafından keşfedilmişti. Adından da anlaşılacağı üzere işlem için bir metal olan platin kullanılır. Hazır satılan kağıtlar mevcut olsa bile genellikle kağıdın üzerinde fotoğrafın etrafında elle sürüldüğü belli olan güzel fırça darbeleri görürsünüz. Bu gerçekten de kimyasalın kağıdın üzerine fırçayla sürülmesinden kaynaklanan bir efekt. Müzeler genelde bunları kapatırlar ama arşivdeki bir baskıya yakından bakma şansınız olursa karton çerçeveyi kaldırın ve fırça darbelerini orada göreceksiniz. Fırça izi demek platin baskı demek. Bu gördükleriniz platin baskı örnekleri. Craig Barber tarafından çekilmiş bir çağdaş fotoğraf örneğine bakıyoruz. Kağıdın üzerini kimyasallarla kapladığını gösteren fırça darbelerini görebiliyorsunuz. Kontak baskı yöntemi kullanılmış. Bunun için negatifinizi, son baskınızın olmasını istediğiniz boyutta üretirsiniz. Negatifi duyarlı kağıdın üzerine yerleştirirsiniz ve güneş ışığının altında bırakırsınız. Işığa maruz kaldıktan bir süre sonra kağıtta belli belirsiz bir görsel oluşur. Fotoğrafı film banyosuna koyunca da görsel tam olarak ortaya çıkar. Bu fotoğraf, bu yöntemin ustası olan Frederick Evans'a ait bir platin baskı. Platin baskının en güzel örneklerinden biri. İşlemin tüm karakteristik özelliklerini burada görebiliyorsunuz. Mat bir görünüme ve çok geniş bir ton yelpazesine sahip. Frederick Evans güzelliğe çok önem verirdi. Onlar kendilerine resimselciler diyorlardı ve harika sanatsal fotoğraflar üretiyorlardı. Diğer yandan resimselciler gösterişli olmayan, daha çok resimsel olan bir sanat arayışındaydılar. Resim ya da görsel kağıdın üzerinde olmaktan ziyade içindedir. Platin baskı diğer süreçlerin hepsinden daha geniş bir ton yelpazesine sahiptir. Hatta bugünkü dijital baskıdan bile daha geniş olduğu tartışılmaktadır. Genellikle platin baskının fotoğraf baskılarının kralı olduğu söylenir. Sonuçta altın, platin gibi metallere asil metaller deniyor. Bu baskı yöntemini herkes uygulamaz çünkü platin oldukça pahalı bir malzemedir. Bu yüzden platin baskı 1. Dünya Savaşı civarında yok olur. Çünkü savaş sırasında platin farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Fakat platin baskının en önemli özelliklerinden biri çok kalıcı olmasıdır. Platin baskı solmaz. Banyo ve baskı işlemleri kötü yapılırsa parlak noktalarda sararma olabilir. Ama asla silinmez ve her zaman detayını korur.